Bugün arkadaşlar beraber Mega Millions'ın büyük ikramiyesini kazanma olasılığını hesaplayacağız. Bu arada bilmeyenler için söyleyeyim, Mega Millions Amerika'da oynanan bir şans oyunu. Yani Amerika'nın sayısal lotosu gibi bir şey arkadaşlar. Büyük ikramiyeyi kazanmakla ilgili bir videonun ilginç olabileceğini düşündüm. Her ne kadar kazanamıyoruz hiç ama gene de videosunu yapalım. Şimdi yapmamız gereken ilk şey büyük ikramiyeyi nasıl kazanacağımızı anlamaktan geçiyor. Tabii öncelikle oynamamız lazım. Onu belirteyim. Elimizde iki adet top kutusu var. Bunlardan bir tanesinde 56 top olacak. Yani ilk kutuda 56 topumuz var. Diğer kutuda ise 46 top olacak. Buradaki kutuya da 46 tane top koyuluyor. Bu görmüş olduğunuz kutudan 5 top seçiliyor. Çünkü elimizdeki bu 5 topun üzerinde olduğu gibi bütün toplarda belli numaralar var. Bu herhangi bir düzende olabilir. O halde bunu bir çizelim. Bu toplardan biri Biraz gölgelendireyim. Şimdi bir topa benzedi. Biri burada, evet. Sonra 2 top, 3 top, 4 top ve 5 top. Topların sıralaması ve düzeni herhangi bir şekilde olabilir. Burada önemli olan kutudan herhangi bir 5 top seçmemiz. Bu toplar 56 kutusundan rastgele seçilen toplar. Sonra da Mega Ball'un çekilmesi gerekiyor. Diğer kutudan çekilen topa da Mega Ball deniyor. Yani hani bizde de var ya 5 artı 1, 5 bir tordan çekiliyor biri öbüründen. Bu da öyle öbüründen çekilene Mega Ball deniyor. Buradaki 46 topun olduğu kutudan da yani bir tane sadece top seçilecek. Bu da kesinlikle bu 46 toptan biri olacak. Dolayısıyla kazanma olasılığınız seçeceğiniz numaraların gelme ihtimalinden sadece biri. Yani 56 toptan 5 beyaz topun gelme kombinasyonlarının hepsi çarpı 46 top arasından çekilen 1 mega topun gelme olasılığı demek oluyor. Şimdi beyaz toplar için bir kombinasyonlara şöyle bakalım. Bunu yapmamızın birkaç yolu var. Eğer kombinasyonel terimlerle düşünecek olursanız 56 tane şeyden oluşan bir gruptan sadece 5 tanesini seçeceksiniz. Ya da bunu kavramsal terimlerle düşünecek olursanız, ilk topu seçerken 56 olasılığınız var. Topu geri koymadığınız için de diğer topu çektiğimizde geriye 55 olasılığımız kalmış olacak. Bundan sonraki top için ne olacak? 54 olasılık, daha sonraki top için de 53 olasılık ve sonraki top için de 52 olasılığınız kalacak. Çünkü 4 topu hala hazırda seçmiş olacaksınız. Şimdi buradaki sayıları çarptığınız zaman da sayıların permütasyonunu almış olursunuz. Tabii ki bu durum eğer belli bir düzeni dikkate alırsam ve doğru kombinasyona sahipsem geçerli olur. Ama kazanmak için sayıları aynı düzende yazmak zorunda değilsiniz. Sadece bu sayılara herhangi bir düzen gerekiyor. Aslında yapmak istediğiniz şey oldukça basit. 5 şeyin herhangi bir düzende olma durumlarının sayısına bölmek. Yani eğer 5 şeyi bir düzene sokuyorsanız, 5 şeyden ilki 5 farklı pozisyonda olabilir. Bir sonraki kalan 4 pozisyonda olabilir değil mi? Ve bir sonraki kalan 3 pozisyonda, daha sonraki kalan 2 pozisyonda olabilir. Ve en sondakinin pozisyonu da bu şekilde kesin olarak belirlenmiş olur. Çünkü diğer 4 pozisyon belirlendi. Yani geriye kalan top sadece tek bir pozisyonda olabilir. Bu kısmı hesaplayacak olursak, sadece beyaz topların tüm kombinasyonlarını bulmuş olacağız. O halde bunu bir hesaplayalım. Sadece beyaz toplar için 55, pardon, affedersiniz, 56 çarpı 55 çarpı 54 çarpı 53 çarpı 52 ve bunu da 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1'e böleceğiz. Bu arada 1 çarpmak zorunda değiliz aynı şey ama sadece ne yaptığımızı göstermek için 1 ile de çarpacağım. Bu da 3.8 milyona yakın bir değere tekabül ediyor. Bunu ekrandan kaldırayım ve sayıyı yazayım. Tam olarak 3 milyon 3.819.816. Bu da buradaki olasılıkların sayısına eşit. Bu oyuna sadece bir kere giriş yaptığınızı varsaydığımızda sadece beyazları seçme olasılığınız bu kadar olasılıktan sadece biridir bir adım sonra turuncu topları seçmeniz için de 46 olasılığınız var. Yani bu olasılığı da 46 ile çarpacaksınız. Bunu 46 ile çarptığınız zaman da hesap makinesini geri getirelim. Yani bir önceki sonucumuzu 46 ile çarpıyoruz. Ne oluyor? Sonuç 176 milyondan çok az bir sayı oluyor. Sayıyı şu kenara bir yazayım. Yani sonuç 175 milyon 711 bin Bu da sizin bir girişle kazanma ihtimaliniz. Çünkü bu bütün olasılıkların sayısı, kazanma olasılığınız bu kadar olasılıktan sadece biri olacak. Bunu daha anlaşılır bir şekilde belirtecek olursak, hayatınız boyunca size yıldırım çarpması olasılığının ne olduğunu internetten araştırdım. Birine hayatı boyunca yıldırım çarpması olasılığı 10 binde bir ihtimalmiş. Yıldırım çarpmasına iki kez maruz kalma ihtimaliniz de ya da başka bir de işte söylersek sizin ve en iyi arkadaşınızın birbirinizin eee yakınında değilken ayrı ayrı yıldırım çarpmasını yaşama ihtimali 10000'de 1 çarpı 10000'de 1'den ediyor. Bu da 100 milyon ediyor. Şu anda da 8 tane yani şu anda 8 tane sıfırım var. 1 2 3 4 5 6 7 8. Bu da 100 milyonda 1 ihtimal demektir. Yani aslında neredeyse hayatınızda 2 kez yıldırım çarpması olasılığınız büyük ikramiyeyi kazanma olasılığınızdan daha bile fazla arkadaşlar.